Sevgili izleyenler, şimdiki haber böyle kripto para sahipleri için bir kulak kabartsınlar. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifinin ayrıntılarını da paylaştı. Uğrayabilecekleri hak kayıplarının da müşterilerin kendi sorumluluğunda olduğu da teklifimizde açıkça yer almaktadır. Kripto para düzenlemesi meclise geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifini meclis başkanlığına sundu, ayrıntılarını anlattı. İzinin takip edilmesi ve yatırımcıların korunması için gerekli işlemlerin yapılması pratik olarak mümkün bulunmamaktadır. Kanun teklifi 19 maddeden oluşuyor. Teklife göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları faaliyete başlayabilmeleri için Sermaye Piyasa Kurumu'ndan izin alması gerekecek. Sermaye piyasası kurulunca belirleme yapılmasına imkan sağlanmaktadır. TÜBİTAK'tan ya da diğer kurum ve kuruluşlardan teknik rapor alınması da öngörülmektedir. İzinsiz kripto varlık faaliyeti gösterenlere ise hapis cezası yolda. İzinsiz kripto varlık hizmeti sağlayıcılığı faaliyeti başlığında bir suç olarak yeniden teklifimizde düzenlenmiş ve cezası da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür. Hali hazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsalarının kullanımı sonlandırılacak. Yurt dışında faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri de geçiş dönemiyle birlikte sonlandırılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teklifle kripto varlıkların ilk kez yasal tanımının yapılmış olacağını söylemişti. Ayrıca bu düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.